Hemen şey yaptık. Biz Çaykur olarak bütün dünyaya açılmayı hedefliyor ve bir dünya markası olmak gibi bir ciddi niyetimiz var. Bu konuda da kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Öncelikli pazarlar tabii ki hemen yakın komşularımız, Ukrayna, bunlardan biri Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri, bu ülkeler, Arap ülkeleri, Orta Doğu, Yakın Doğu, buralar bizim öncelikli pazar hedeflerimiz. Ukrayna'da çok güzel bir çay içme alışkanlığı var. Yani bizler gibi çay içen bir yapı var burada, bir alışkanlık var. Ayrıca Türkiye'ye ve Türk ürünlerine karşı da sempatiyle bakılıyor, güvenle bakılıyor. Burada aynı zamanda sağlıklı gıda ürünlerinin son derece öne çıktığını da görüyoruz. Belki Çernobil'in sonucunda yaşananlar Ukraynalıları bu noktalara taşıdı. Türk çayının doğal oluşu, üzerine kar düşmesinden dolayı haşere barındırmaması, dolayısıyla haşereyi öldürmek için pestisit kullanılmaması, bunlar diğer dış pazarlarda olduğu gibi bu konuda hassasiyeti yüksek olan Ukrayna için, Ukrayna'da yaşayan halk için de çok önemli konular. Çayımızı zevkle içiyorlar, çayımızı seviyorlar. İnşallah biz Ukrayna pazarına iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz var, oldukça iyi ilerliyor. Yakın bir zamanda inşallah Ukrayna'da Çaykur'un çayları, Türkiye'mizin güzel çayları, sağlıklı çayları her tarafta yaygın bir şekilde bulunacak. Ve gerek burada yaşayan kendi vatandaşlarımız çayımızı bulmakta zorlanmayacaklar, gerekse Ukraynalılar bizim bu güzel çaylarımızı inşallah içecekler. Çaylarımızla zaten komşu olduğumuz, dost olduğumuz bir ülkeye yeni bir dostluk köprüsü daha kurmayı hedefliyoruz.